Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süer Ünlü. Washington gündeminin bugünkü en önemli maddelerinden biriyle başlıyoruz yayınımıza. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton sabah saatlerinde 11 Eylül 2012'de Bengazi'deki Amerikan konsolosluğuna düzenlenen ve Büyükelçi Chris Stevens ve 3 Amerikalı diplomatın ölümüne neden olan saldırıyla ilgili olarak Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda ifade verdi. Yerel saatle sabah 9'da başlayan oturumda Clinton, Bengazi'de yaşananların nedenleri ve bundan sonra yaşanabilecek benzer olaylarda alınabilecek tedbirler hakkında komisyon üyelerine bilgi verdi ve soruları yanıtladı. Clinton ifadesi sırasında Dışişleri Bakanlığı, Amerikan ordusu ve Libya hükümetinin saldırıya verdiği tepkinin zamanlamasının doğru olduğunu savundu. Hillary Clinton, bakanlığının Bengazi'deki saldırıyı soruşturan komisyonun raporundaki 29 öneriyi kabul ettiğini ve Amerikalı diplomatların güvenliğinin daha iyi sağlanması için bu önerilerden faydalanacağını da söyledi. Komisyonun raporunda Bengazi'deki konsolosluk binasında çok ciddi güvenlik açıkları olduğu tespit edilmişti. Raporda konsolosluk çalışanlarının binadaki güvenliğin Washington açısından öncelikli bir konu olmadığı izlenimine kapıldıkları da belirtiliyordu. Clinton ifadesi sırasında Bengazi'deki saldırının arkasındakilerin Amerika tarafından bulunup kanun karşısında hesap vereceklerine emin olduğunu da söyledi. Dışişleri Bakanı önümüzdeki dakikalarda Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'ndaki oturumda da ifade verecek. Amerika'da giderek artan siyasi kutuplaşma kaygı uyandırıyor. Önümüzdeki haftalarda harcamalar ve bütçe tavanı konusunda yapılacak yeni pazarlıklar nedeniyle yoğun tartışmalara sahne olacak Washington'da siyasi partiler arasındaki kutuplaşmanın daha derinleşmesi de mümkün. Amerika'nın Sesi'nden Brian Padden'ın haberi. David Stark gibi Kongre binasını ziyaret eden turistler, demokrasinin abidesi sayılan bu binada yaşanan kutuplaşmadan duydukları rahatsızlığı dile getiriyor. You know, I wish there was more of a centrist. Daha merkezde olan ve kendi parti liderlerine uymayıp doğru olanı yapmaya çalışan politikacılar görmek isterdim. Her ne kadar Beyaz Saray ve Kongre Amerika'yı mali uçurumun eşiğine getirebilecek vergi artışları ve geçici de olsa harcamalar konusunda uzlaşmaya varsa da süreç boyunca izlenen tutum hayal kırıklığı yarattı. Brookings Enstitüsü'nden Thomas Mann, tıkanıklığın görüş ayrılıklarının derin olduğu konularda yasama ile yürütmenin işbirliği yapmasını engelleyen yapıdan kaynaklandığı görüşünde. Siyasi partiler ne yazık ki anayasayı hazırlayanların tahmin edemeyeceği şekilde bu siyasi yapının içinde işlerliklerini kaybetti. Sonuçta Başkan Yardımcısı Joseph Biden ile Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell arasındaki kişisel ilişkiler sayesinde mali uçurumu önleme planı üzerinde anlaşmaya varıldı. Her ne kadar harcamalar konusundaki nihai karar 2 ay sonraya ertelense de Mann'a göre varılan nokta yine de takdire değer. In the end, they managed to avoid the cliff. Maliye uçurumdan dönüldü. Senato'da geniş destek bulan bir plan hazırlandı ve Temsilciler Meclisi Başkanı partisinin üyeleri desteklemese de planı oya sundu. Bu önemli bir gelişme. Amerikan Üniversitesi Profesörü Alan Lichtman, yapılacak bütçe görüşmelerinin yeni döneme damgasını vuracağını düşünüyor. While we're worried about whether we increase taxes on millionaires from zenginlerin vergilerini %35'ten %39'a çıkarma konusunu aylarca tartışırken ülkenin karşı karşıya olduğu dev sorunları görmezden gelme hatasına düştük. Alan Lichtman'a göre yine de Kongre bütçe sorunuyla uğraşırken küresel iklim değişikliği veya felaket bölgelerine yardım gibi konuları her zaman gündemin alt sıralarında tutacak. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Washington'u ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılarından İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, Georgetown Üniversitesi Türk Araştırmaları Enstitüsü'ndeki konuşmasında demokrasinin farklı giysilerini anlattı. Biz de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci, Kürt sorununa çözüm amacıyla hükümetin İmralı ile yürüttüğü görüşmeler, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların durumu hakkındaki sorularımızı Pavey'e yönelttik. Şafak Pavey ile Amerika'nın Sesi'nden Hülya Polat konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Şafak Pavey geçtiğimiz günlerde Georgetown Üniversitesi Türk Araştırmaları Enstitüsü'nde demokrasinin farklı giysileri konulu bir konuşma yaptı. CHP Doğa Hakları ve Sosyal Politikalar Genel Başkan Yardımcısı olan Pavey, demokrasinin dünyada farklı uygulamaları olduğunu gündeme getirerek çıtayı yüksek tutmalıyız dedi. Ben bu aralar çok ciddi olarak Türkiye'deki demokratik yapıda tökezlemeler yaşandığını düşünüyorum maalesef. Bu yüzden ana muhalefetteki görevim dolayısıyla da kendimize bir kere daha, kendime ve toplumumuza demokrasinin ne olduğunu ve neyi hedeflememiz gerektiğini hatırlatmaya çalışıyorum. Bunun içinde elbette insanın daha iyiye yolculuğu yatıyor. Asıl temeli budur. Ve birbirimizi incitmeden bir arada yaşamayı da becerebileceğimiz inancı. Ben bu hayalin henüz yok olduğuna inanmak istemeyenlerdenim. Dolayısıyla her türlü çabanın bir arada yaşamak için yapılacak, her türlü çabanın demokratikleşme, daha da demokratikleşmeden geçtiğini düşünüyorum. Şu andaki durumu birazcık anlatmak gerekirse, işte gazetecilerin, yani ifade özgürlüğünün temsilcisi olan gazetecilerin en çok keyfi tutuklamalar ve hapis cezaları yaşadığı bir ülkede yaşıyoruz. İran ve Çin'den daha fazla gazetecimiz şu anda hapiste. Dolayısıyla ben demokrasi dediğimde insanın daha iyi, daha güvenli, daha huzurlu, daha uzun ömürlü ve daha mutlu yaşayabileceği bir şeyi düşünüyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci nasıl ilerliyor? Birlik üyeliği Türkiye için ne ölçüde gerekli? Şafak Pavey'e göre Avrupa Birliği Türkiye için tek önemli proje. Ben Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin zaten herkesin savunucusu olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'mizin başka bir projesi yok. Dünyada Türkiye'ye sunulmuş daha iyi yaşamayı öneren başka bir model yok. Türkiye kendi bölgesine, yani Orta Doğu'ya komşuluk yaptığı bölgeye bir yandan model ülke olarak anlatılırken bizim de model almamız gereken Avrupa Birliği'dir. Eğer Avrupa iyi bir model olmasaydı bugün dünyaya baktığınızda insan göçleri Avrupa'ya doğru oluyor olmazdı. Dolayısıyla demek ki bir model yapıldı ki şu ana kadar insanın yaşayabildiği en iyi sistem olarak insan göçlerini kendisine çekiyor. Ben Türkiye'nin Avrupa Birliği müktesebatına uyumuyla birlikte aynı zamanda değerler ve ilkeler olarak da Avrupa Birliği ile uyumunun sağlanmasına gerektiğini düşünüyorum paralel olarak. Sadece kanunları üreterek olmaz bu. Nitekim şu anda AB Türkiye Uyum Komitesi üyesi olarak maalesef Türkiye hükümeti Avrupa Birliği'ne sırtını dönmüş bir durumda. Halbuki hükümetin kendi gücünü bile sağladığı şey Avrupa Birliği'nden aldığı destekti. Sadece %75 ekonomimizi oluşturan ticaret işbirliğimiz değil, Avrupa'yla çok önemli, çok özel bir değerler birliğimiz var. Ben Avrupa Birliği yolundan şaşılmaması gerektiğini, bunun sadece üyelikle değil, göz mesafesinde müzakerelere devam edebileceğimizi düşünüyorum daha güçlü bir söylemle. Şafak Pavey, Kürt sorununa çözüm amacıyla hükümetin İmralı'yla yürüttüğü görüşmeler hakkındaki görüşlerini de bir tek insanımızın bile hayatını kaybettiğini görmek istemiyoruz diye özetledi. Elbette barış yolunda Sayın Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi biz her türlü barış projesine varırız. Tek bir insanımızı bile kaybetmemeye değer. Bütün barış çabaları biz her zaman destekçisiyiz barışın. Ama barışın her zaman şeffaf yollarla yapılması gerekir. Çok tarafın Türkiye'de ki siyasi şiddet dolayısıyla kaybettiklerimizin bol olduğu bir ülkede, böylesine ulusal bir travma uzun zamandır yaşayan bir ülkenin bir vatandaşı olarak da sadece bir siyasetçi olarak değil, ben de bu yola çıkmış hükümetin hem bu çabasını destekler hem de bir yandan da şeffaflık beklerim. Bütün görüşmelerin çok acılı tarafları olan bu meseleyi çözerken uzlaşmacı bir tavırla, sükunetle, sabırla, anlayışla ben barış çabasının umut ettiğimiz gibi yoluna girmesini çok istiyorum.
Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılarla ilgili politikalarını da değerlendiren Şafak Pavey, kamplarda denetleme mekanizmaları kurulmadığı, uluslararası topluma açık ve şeffaf yönetim olmadığı eleştirisinde bulundu. Sıkıntı şurada, denetleme mekanizmaları kurulmadı, uluslararası topluma açık ve şeffaf kamp yönetimi olmadı. Bu yüzden kamplarda karışık bir kompozisyon var. Hem bir yandan şiddetten korku içinde kaçan siviller, hangi taraf olduğu önemli değil ama hayat güvenliği, can güvenliği için sığınmacılar, sivil sığınmacılar varken, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler ve bütün canını ailesini kurtarmak için kaçmış erkekler. Diğer yandan da eli silahlı militanlar aynı kampı paylaşıyor. Şimdi burada hukuksal, uluslararası hukuksal olarak da çok büyük bir karmaşıklık var. Çünkü ya siz Kızıl Haç'ın getirdiği uluslararası hukuka göre savaş esirleri hukukunu uygulayacaksınız bir kampta. Karışık kamp olmaz çünkü. Ya da sivillere göre bir program uygulayacaksınız. Bunların ortaya çıkabilmesi, oradaki ihtiyaçların ve aynı zamanda da bölgeye yaptığı, işte Hatay olsun, Gaziantep olsun, etki de değerlendirilerek, çünkü çeşitli şiddet olaylarına da yol açabiliyor zaman zaman bu entegre olamaması kampların oradaki şehirlerdeki hayata. Onun çok iyi değerlendirilip hakikaten bu işi bilen uluslararası bir komite tarafından izlenmesi gerekiyor. Böyle çok büyük mülteci sayılarının alındığı, şu anda 200 binlere varmış bir sayıdan bahsediyoruz. Ve her an bizim çok taze bir tecrübemiz var Türkiye olarak. Irak savaşından kaçan 1,5 milyona kadar varmıştı bir gecede sayılar. Bunu bilmiyoruz. Suriye'nin dinamiklerini bilmiyoruz. Ne zaman ne olacağı, savaş ortamına tam olarak dönüp dönmeyeceği, çatışmalarla mı devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Ama buna hazırlıklı olmanın tek bir yönü var, yolu var. İşini bilen uzmanları getirdiğiniz, uluslararası olarak şeffaf tuttuğunuz, bütün fonların nereye gittiği belli olan programları yapabilmek için bir uluslararası ekip ve ulusal olarak da o işi bilen sivil toplumu işin içine sokmanız gerekiyor. CHP Genel Başkan Yardımcılarından İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, mülteci konusunun bölgeye yaptığı etkiyi değerlendirmek ve yol açtığı gerginliği azaltmak gerektiğini de söyledi. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. Washington'dan yayınımız böylece sona eriyor. Programımızı tekrar izlemek ya da Amerika'nın Sesi'nin diğer program, haber, söyleşi ve blog yazılarına erişmek için amerikaninsesi.com adresini kullanabilirsiniz. Yarın yine aynı saatte 20.45'te görüşmek üzere.